Değerli arkadaşlar, merhabalar, günaydınlar diliyorum herkese. Sevgili dostlar, bu analizimizde dolar TL üzerinde yoğun bir şekilde duracağız. Zira bugün önemli bir gün ve dolar TL adına bu akşam Fed tarafından gelecek olan faiz kararı önem taşıyor. Fed'in faizleri indirecek mi, indirmeyecek mi veya faiz indirimleri hususundaki bakış açısının ne boyutta olduğunu göreceğiz. Piyasalar bunu belli bir şekilde son günlerde fiyatlamakta. Bu ayrıntılara birazdan gireceğim ama öncesinde iki hususa değinmek istiyorum sevgili dostlar. Birinci olarak son günlerde çok yoğun bir şekilde teşekkür mesajlarınızı almaktayım. Zira hafta sonu Moody's'in not indirimi ardından yine dolar TL'nin 6.10'lara 6.20'lere derhal fırlayacağı, pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte müthiş bir yükseliş atağının yaşanabileceği ve dolar TL'nin yeniden önemli bir yükseliş trendi içerisine girebileceği yönünde yorumlar vardı. Bu yorumları bana sordunuz ve sizlere aman ha aman panikle işlem yapmayınız. Hafta sonunun yüksek kurlarıyla bankalardan alım yapmayınız ve Moody's'in bu kararı bir şekilde fiyatlanmıştı zaten ve Moody's günlerdir aynı söylemler içerisinde bulunuyordu. Sadece not kararı ile bu mevzuyu bir şekilde tescil etmiş oldu. Bilinenin tezahürü şeklinde bir haberdi. Çok önemli bir etkisi olmaz şeklinde yorumlarda bulundum. Zira ben sizlere teşekkür ederim ki arkadaşlar artık panikle işlem yapmıyorsunuz ve daha fazla izleneyim, daha fazla abonem olsun ve 5-10 kuruş daha çok reklam geliri elde edeyim adına sizlerin duygularıyla, sizlerin kulağınıza hoş geleceği ifadeler ile yorumlar yapmakta olan, bu şekilde başlıklar atmakta olan insanlara artık daha az insan inanır oldu. Bu da beni en çok mutlu eden konu. Zira arkadaşlar bozuk saat bile doğruyu mutlaka iki defa gösterir bir gün içerisinde. Bir gün evet dolar TL 8'de olacak, 10'da olacak, 15'te olacak ama pazartesi olacak, salı olacak, şu haber gelince olacak şeklinde kesin açıklamalar ve yorumlarla yapılır ise işte bu durum insanlara yarar sağlamaktan ziyade önemli zararlar yaratır. 6.15'lerden, 6.20'lerden dolar alan insanlar bugün dolar TL'nin 6.80'li seviyelerini gördüğü zaman ciddi şekilde üzüntü, panik, zarar ve önemli huzursuzluklar yaşamak durumunda kalırlar. Böyle bir durumdayız arkadaşlar. Sizler zarar görüyorsunuz, kaybeden sizler oluyorsunuz. O insanlar için hiçbir şekilde bir şey fark etmiyor. Yine de çıkıp ben şunu demiştim, ben bunu demiştim, şöyle olursa, böyle olursa gibi gibi sebeplerle kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar ikinci bir husus ise bugün itibariyle bir İstanbul seyahatim olacak ve birkaç gün devam edecek olan bu seyahatimdeki programımın nasıl olacağını bilmiyorum. Hangi saatlerde uygun olabileceğimi bilmiyorum. Bu açıdan yorum saatlerimde farklılıklar olabilir. Ne zaman yorum aktarabileceğim konusunda bir malumatım yok. Ama benim hassasiyetimi zannediyorum ki artık biliyorsunuz ve anlamışsınızdır. İlk fırsat bulduğum anda mutlak surette bir şeyler açıklamaya ve izah etmeye çalışırım. Bu açıdan değerli dostlar, abonelik durumunuzu ve bildirim ayarlarınızı gözden geçiriniz. Hangi an, hangi saatte yorum aktaracağımı inanınız şu anda ben dahi bilmiyorum. Bu seyahatim süreci içerisinde biraz programda aksamalar olacak. Bu sebepten dolayı bilgilendirmiş olayım ve üzüntülerimi dile getirmiş olayım. Evet sevgili dostlar, bu gece itibariyle Fed'den gelecek olan bir faiz kararı var. Daha doğrusu FOMC tutanakları açıklanacak. Powell'ın bu konuyla ilgili olarak açıklamaları olacak. Genel anlamda beklenti, piyasaların beklentisi son 2 gün itibariyle, 2-3 gün itibariyle tabloya baktığımız zaman Fed'in faiz indirimlerine sıcak bakacağı ve hatta belki bir sürpriz, bakınız belki ve sürpriz kelimelerini özellikle kullanıyorum. Belki ve sürpriz bir şekilde bir faiz indirimi, örneğin 0.25 oranında bir faiz indirimine karar kılabileceği şeklinde beklentiler hakim. Dünya endekslerinde son 2 gündür önemli yukarı eğilimler var. Hemen hemen tüm dünya endekslerini yeşil görmekteyiz. Bugün Dow Jones'un önemli bir şekilde olumlu kapattığına tanık olduk. 26.500'ler civarında bir kapanış yaptı. S&P'nin 3.000 yakınlarında bir kapanış yaptığını görüyoruz. Zira Dow Jones Endeksi veya Wall Street genel anlamda
Fed'in faiz indirimini ciddi şekilde arzu eden bir görünüm içerisinde bu beklentiye hakim. Zira Trump da Fed'in faiz indirimi konusunda son derece ısrarlı ve her fırsatta Fed yanlış yapıyor ifadesini kullanıyor faiz indirimleri yapmadığı için. Bu manada Fed bu kez acaba Trump'ın ve Wall Street'in etkisinde kalmak suretiyle faiz indirimi hususunda geçmişte olduğundan daha sıcak ve daha yumuşak söylemlerde bulunur mu? Ve hatta belki ve sürpriz bir şekilde bir faiz indirimine imza atar mı şeklinde piyasa böyle bir beklentiyi satın almakta. Evet, Fed eğer faiz indirirse ne olur? Ve faiz indirimi hususunda çok sıcak söylemlerde bulunursa ne olur noktasından bakacak olur isek, dolar endeksi şu an itibariyle 97 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Dolar endeksinin 97 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanmasının vermiş olduğu sinyal, Fed'in bir faiz indirimi yapabileceği veya bu hususta çok olumlu güvercin söylemlerde bulunabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Peki bu ihtimal oluşur ise, Fed bir faiz indirimi yapar ise, dolar endeksi net bir şekilde 96 seviyesine doğru geri çekilebilir ve şurada görmekte olduğunuz euro dolar paritesinin ise 1.11'lere ve hatta 1.50 1.60 seviyelerine doğru geri çekilebileceğine tanık olabiliriz. Eğer Fed faiz indirimi yapmaz ve böyle bir duruma bağlı olarak da genel beklentilere bir nevi ılımlı yanıt verebilmek bakımından geçtiğimiz toplantılarda olduğu gibi enflasyon verisine, işsizlik verisine, tarım dışı şu bu verilerine bakacağım, edeceğim şeklindeki yuvarlak söylemler yerine daha kararlı bir söylem içerisinde bulunacak olur ise yine dolar endeksinde bir geri çekilmeye tanık olabiliriz. Yine euro dolar paritesinde veya dolar Japon yeni paritesinde bir geri çekilmeye tanık olmak suretiyle doların dünya piyasalarında, küresel piyasalarında bir değer kaybı yaşadığına ve bunun paralelinde dolar TL'nin de bir miktar geri çekilme riski ile bu haber karşılığında karşı karşıya kalabileceğini düşünebiliriz. Ancak arkadaşlar önemli olan konu Fed'in bu akşam itibariyle faiz indirimi yapacak mı yoksa yapacağı yönünde vereceği ifadelerdeki tonlama ne boyutta olacak bunu takip etmek durumundayız. Eğer Fed faiz indirimi yapar ise bu durumda şu son 2 gün itibariyle dolar TL'de görmüş olduğumuz geri çekilme eğilimi bir miktar daha devam edebilir ve 5.80 seviyesinin aşağısını görmek suretiyle son günlerde genellikle tepki bulduğumuz 5.75-5.76 aralığına kadar bir gevşeme sonrasında yeniden 5.80'e doğru bir hareketlenme eğilimine tanık olabiliriz. Ama buradaki önemli olan konu dolar TL'nin 5.80'in de aşağısına gelmek suretiyle 5.75-5.77 aralığına doğru bir gevşeme yaşama ihtimalidir. Bu Fed'den gelecek olan 0.25'lik bir faiz indirimi sürpriz kararıyla mümkün olabilir diye düşünüyorum. Eğer Fed bu faiz indirimini yapmaz ve indirim yapabileceği yönündeki ihtimalleri, olasılıkları güvercin açıklamalarla ifade edecek olur ise bu durum zaten bugün ve dün itibariyle önemli ölçüde fiyatlanmış bir gerçek, bir realite olduğu için belki 5.80 aşağısına ufak tefek sarkmalar yaşayabiliriz. 5.78, 5.79'dan görülebilir. Belki de hiç görülmeden 5.80'e yaklaşımlar söz konusu olduktan sonra 5.70'li seviyeleri hiç görmeden yeniden 5.84, 5.85, 5.86 seviyesine doğru bir hareketliliğe tanık olabiliriz. Yani değerli arkadaşlar, dolar TL adına Fed'in 0.25'lik bir faiz oranını gerçekleştirmesi durumunda 5.80'in aşağısına gelmesi, 5.75-5.76'lara yaklaşması olası iken indirimleri önümüzdeki süreçte yapabileceğine dair bir söylemde bulunması durumunda ise 5.80'in aşağısına küçük sarkmalar yaşayabileceğini dikkate alabiliriz. Yani geri çekilmelerin biraz daha sınırlı olabileceğini düşünebiliriz. Değerli arkadaşlar, haftalık olarak tablomuza baktığımız zaman haftalık değerler itibariyle 5.87 seviyemizin pivot seviyesi olduğunu ve hafta sonu vermiş olduğum analizlerde 5.88'in üzerinde kalamadığımız müddetçe
5.81 seviyesine doğru geri çekilme riskimizin bulunduğunu ifade etmiştim. 5.81.09 seviyesi önemli ve kritik bir seviye idi ve biz bugün 5.81.40 seviyesini görmüş bulunuyoruz. Bu destek seviyemize yaklaşmış durumdayız. Bu grafiğimizdeki önemli olan bir diğer kriter ise 5.13'lerden başlayan bir yükselen trendimiz vardı ve bu trendimiz şu an itibariyle 5.79.15 seviyesini önemli bir destektir diye bize yorumluyor. Dolayısıyla 5.79 seviyesinin üzerinde kalabildiğimiz müddetçe 5.13'lerden başlayan ana yükselen trendimizin devam ettiğini düşünebileceğiz ve yine 5.96 seviyesine kadar yükselişleri bir tepki yükselişi olarak yorumlayacak, 6.09 ve 6.10 üzerine çıkılabilmesi durumunda yeni bir yükselen trendin başladığını ve dolar TL'nin önemli bir güç kazandığını düşünebileceğiz. Bu haftalık grafiğimizin bize ifade ettiği tablo bu. Diğer yandan arkadaşlar, günlük grafiklerimiz itibariyle 5.88 seviyesi önemli bir direnç konumundaydı. Bu seviye üzerinde kalamadık. 92'ler, 93'ler test edildi ama yeniden aşağıya geldik. Bu aşağıya gelişimizdeki en önemli faktör bir yandan S-400'lerle ilgili olarak önümüzdeki günlere yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump'ın G20 zirvesinde yapacağı görüşmeler ve onun evvelinde önümüzdeki hafta Brüksel toplantısında yapılacak olan NATO zirvesinde NATO'nun önemli komutanlarının ve yine ABD Savunma Bakan Vekilinin, ki o bakan vekili de herhalde bugün görevin yeni bir bakan olabilme umutlarını kaybetti. Başka bir isim gündeme gelecek, böyle bir haber gelmişti. Ama netice itibariyle ABD'nin Savunma Bakanlığı temsilcisi ve Sayın Hulusi Akar'ın iştirak edecekleri bir toplantıyla önümüzdeki hafta bir NATO zirvesinin yapılacağı konusu, yani Haziran ayının kalan günleri içerisinde S-400'lere yönelik olarak bir çözüm umudunun piyasalar tarafından fiyatlandığını veya piyasaların eskiden olduğu kadar, geçmiş günlerde olduğu kadar S-400 mevzusuna tedirgin yaklaşım göstermediğini gözlemleyebiliyoruz rakamlar itibariyle. Evet arkadaşlar, bu tablo dahilinde 5.79.50 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığımızın yarınki pivot verileri itibariyle dikkate alınabileceğini söyleyebiliriz. Bu seviyenin ötesinde 5.83 seviyesi önemli bir direnç, 5.84 seviyemiz pivot seviyemiz olarak gözleniyor. 5.84 seviyesinin aşağısında kaldıkça 5.79.50 bu seviyenin de aşağısına gelinecek olur ise bugün itibariyle 5.77.16 ve 5.73 seviyesi pivot seviyelerimiz olarak gündemde. Ancak 5.75 yakınlarından son günlerde tepki bulduğumuzu, özellikle 5.77.50 civarlarında bir dengelenme gayretinin olup yeniden 5.80'lere yönelim ve hatta üzerine çıkmak adına bir tepkisel isteğin oluştuğunu da son birkaç hatta son 10 gün itibariyle veya bayramdan sonraki süreç itibariyle ifade edebiliriz. Gelelim arkadaşlar günlük grafiklerimizdeki hassas çizimlerimizin bulunduğu detaylara. Kırmızı yükselen bir trendimizi takip ediyorduk ve bu trendimiz itibariyle şu an itibariyle 5.86.56 seviyesini bu trend desteği olarak görmemiz gerekiyordu ama bu seviyenin aşağısına indik son kapanış itibariyle. Bu seviyeyi önemli ölçüde üzerine geçebilmek adına bir gayretimiz vardı ama geçemedik. İki üst üste kapanışı gerçekleştirmiş olsak bile 3. 4. kapanışları yapamadık ve şu an itibariyle bu seviyenin altında bulunuyoruz. O halde ilk hassas direnç, evet, 5.86 direncimizi yakından takip etmemiz gerekiyor. 5.86 direncinin üzerine çıkabildiğimiz, yani şu trend kırmızı trendimizin üzerine çıkabildiğimiz zaman yeniden dolar TL'deki tepki eğiliminin 5.90 ve üzerine yönelik olarak devam edebileceği hususundaki beklentilerimizi devam ettirebiliriz. Değerli arkadaşlar, özellikle bilmenizi istediğim bir husus şu var ki 5.82 seviyelerindeyiz. 5.83'ler civarında şu anda fiyatlanmakta olan bir dolar TL seyri hakim. Gün içerisinde 5.79.50 ve hatta 5.77'li seviyelere doğru bir geri çekilme eğilimine tanık olabiliriz. Gün içerisindeki beklentiler, eğer genel anlamda küresel piyasalarda da dolar endeksinin değer kaybı yönünde gelişecek olur ve Fed'in bu akşam itibariyle açık yapacağı açıklamalar hususundaki beklentilerin ılımlı boyutlara ulaşabileceğine dair kanaatler arttıkça dolarda gevşek bir seyrimin
Dolar TL'nin de bu bağlamda gevşek bir seyir içerisinde olabileceğini, 5.77'lere kadar geri çekilme ihtimalinin oluşabileceğini dikkate almakta yarar olduğu kanaatindeyim. Ve arkadaşlar 120 dakikalık grafiklerimiz itibariyle ise şurada bir yükselen kanalımız bulunuyordu. Bu kanalı minör bir kanal olarak, çok kısa vadeli bir kanal olarak değerlendiriyorduk. 120 dakikalık trend itibariyle 5.86-5.87 seviyesinin aşağısına inilmesi durumunda bu kanaldan çıkacağımızı, olumsuz eğilimin biraz daha güç kazanacağını ifade etmiştik. Ve zira 7.21 hareketli ortalamamızın 120 dakikalık süreç içerisinde olumlu sonuçlar verdiğini, 6.11'lerden çok net bir sat sinyali verdikten sonra 5.77 seviyelerinden olumlu bir sinyal ürettiğini ve 5.93'lere kadar bu sinyalin devam etmesi ardından 5.93'ün ardından bir şekilde güç kaybına maruz kaldığını ifade etmiştim. Zira 5.88'ler civarında dolar TL adına olumsuz bir sinyal oluştu ve gördüğünüz gibi 5.80'li seviyelere doğru, 5.82'lere, 5.81,5'lara doğru bir geri çekilme bu sinyalin yaratmış olduğu ihtimaller dahilinde gerçekleşti. Arkadaşlar 7.26 birimi sizler de takip edebilirsiniz ve 120 dakikalık periyotlarda olumlu sonuçlar verdiğini, genellikle olumlu sonuçlar verdiğini ifade edebiliyorum. Ve bu sinyalimiz ise şu an itibariyle veya bu teknik kriterimiz şu an itibariyle olumsuz görünümünü devam ettiriyor. Dolar TL'deki geri çekilme eğiliminin veya güç kaybı eğiliminin devam etme noktasında hareketini sürdürdüğünü bize ifade etmekte. Evet değerli dostlar, 5.77'lere kadar bir geri çekilme riskimiz bulunuyor dedik. Fed kararına yönelik olarak bugünkü fiyatlamalar paralelinde. Gelelim dolar viyop kontratları açısından durumun ne olduğuna. 5.96 seviyemiz önemli bir direnç noktası konumunda idi. Dün itibariyle pivot verilerimiz bize 5.85-85 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimalinin olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda ise 5.83-50'ye de doğru bir geri çekilme olasılığını ifade etmişti. Ve nitekim bugün itibariyle 5.83 60'lar seviyesine doğru bir geri çekilme yaşadık. Pivot verilerimiz bizlere doğru destek ve direnç noktalarını hesap etmeye devam ediyor. Arkadaşlar bugün için 5.86-20 seviyesi üzerinde kalabilmemiz önem taşıyor. Ancak kapanışımız 5.85-53 ile bu seviyenin aşağısında mevcut dolar kuruna baktığımız zaman 5.83'ler civarındaki tabloya baktığımız zaman açılışımız olumsuz olabilir. Eğer bu rakamlar devam edecek olursa 5.82'ye doğru bir geri çekilmeye maruz kalabiliriz. 5.90 üzerinde kalamayan dolar viyop kontratlarının 5.80'e doğru geri çekilme eğilimi mevcut tablo dahilinde mümkün olabilir. 5.80 önemli bir destek noktası idi. Son günlerin önemli bir destek noktası konumunda idi. Şayet dolar TL'nin 5.77'ler, 5.76'lara doğru bir geri çekilmesi, spot piyasa adına söylüyorum, gündeme gelecek olur ise viyop kontratlarının da böyle bir tablo durumunda 5.80 seviyesinin aşağısına gelmek üzere 5.76'ya doğru yaklaşım gösterebilme ihtimalinin var olduğunu dikkate almamız gerekiyor. Şayet 5.86 üzerinde bir seyir olur ise veya bunun eşittiri Fed tarafından yapılacak olan açıklamalarda faiz indirimlerine yönelik sıcak bakılmayan bir manzara veya çok daha ileri tarihlere öteleneceğine dair bir tablo söz konusu olacak olur ise bu durumda 5.89'lar, 5.92, 5.93'ler ve 5.95'e doğru veya genel anlamda 5.96 direncimize doğru bir hareketlenmeden söz edebileceğiz. Evet sevgili dostlar, dolar TL hakkında ve dolar viyop haziran kontratları hakkında söyleyebileceklerim şu an için bunlardan ibaret. Bu konuları, bu mevzuları etkileyecek olan faktörlerin tamamına bu analizde değinme şansım olamadı. Ama hafta sonu aktarmış olduğum analizlerimi dinlememiş olanlar, dinlemek lütfunda ve zahmetinde bulunurlar ise bu kapsamdaki bütün düşüncelerimi veya bütün detayların ne şekilde yorumlanmış olduğu hususuna da vakıf olabileceklerdir. Hoşçakalınız, selamlarım ve saygılarımla.